Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir lezzetli bir meyveli pasta tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen tarifime geçelim. Öncelikle pastamızın kek hamurunu yapmakla başlıyoruz arkadaşlar. Karıştırma kabımın içerisine şöyle 3 adet yumurtamı 1 su bardağı toz şekerimi alıp böyle şeker ve yumurta krema haline gelene kadar öncelikle bir çırpıyorum. Daha sonrasında 1 su bardağı süt, 1 su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum içerisine arkadaşlar. Sıvı yağ çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. Şöyle 1 paket kabartma tozu, 1 paket ise şekerli vanilin ilave ettim. 2 su bardağı da un ilave ettikten sonra güzelce bir çırpıyorum tekrardan. Kek hamurumuz hazır artık arkadaşlar. Sıvı yağ ile yağlamış olduğum tepsimin içerisine bütün kek harcımı böyle boşaltıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kekimi öncelikle pişmeye gönderiyorum. Kekimiz fırında pişerken bu arada biz de kremasını yapmaya geçelim hemen. Şöyle 1 litre sütümü tenceremin içerisine aldım. Ocağa aldım tenceremi. İçerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un ilave edip şöyle güzelce bir çırpıyorum öncelikle. Kıvam alana kadar şöyle ocakta güzelce çırpıp kaynatıyorum arkadaşlar kremamı. Kaynadıktan sonra ocaktan aldım içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Daha sonrasında kremamı başka bir kabın içerisine alıp tamamen soğumaya bırakıyorum. Bu arada kekimiz de fırından çıktı, nar gibi kızarmış. Şimdi bir kenara alıp güzelce soğutması için bekletiyorum. Tamamen soğuyan kremamın içerisine bir paket çilekli şöyle krem şanti ilave edip yüksek devirde böyle güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar isterseniz sade krem şanti de kullanabilirsiniz. Çikolatalısını da kullanabilirsiniz. Her türlüsü gerçekten bu tarife yakışıyor. Ama ben meyveli yaptığım için meyveli böyle biraz hani aynı renkte böyle uyumlu olsun diye ben çilekli kullandım. Soğuyan kekimin üzerine kremamı böyle güzelce döktüm. Her yerine gelecek şekilde üzerine yayıyorum. Arkadaşlar 3 adet petibör bisküvi böyle güzelce ufaladım. Rondodan geçirdim daha doğrusu. Güzelce kremamın üzerine serpiyorum ki eğer meyvelerimi dilimlerken yani pastamı dilimlerken hiçbir şekilde bir bozulma bir kayma olmayacak. Şöyle gördüğünüz gibi meyvelerimi de yıkadım, hazırladım arkadaşlar, dilimledim. Şöyle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz bu pastayı. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben 4 farklı çeşitle böyle karışık yapmak istedim bu sefer. Böyle de tadını gerçekten çok beğendim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yazın böyle yaz meyveleriyle arkadaşlar böyle orman meyveleriyle eğer kışın da böyle kış meyveleriyle yapabilirsiniz bu tarifi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bütün meyvelerin böyle güzelce dizdikten sonra bir kenara kaldırıyorum pastamı. Şimdi üzeri için jöleyi hazırlamaya geçiyorum arkadaşlar. Jöle için böyle 2 paket jöleyi üzerinde yazdığı gibi hazırlıyorum arkadaşlar. 2 paket jöleyi tencereme aldım arkadaşlar. İçerisine suyunu ve şekerini ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Daha sonrasında ocağa alıp güzelce kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kaynadıktan sonra ocaktan aldım. Daha sıcakken arkadaşlar soğumadan hemen pastamın üzerine gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınız sayesinde kanalım gittikçe yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Gerçekten buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videolarımı kanalıma abone olmadan izliyorsanız hemen bugün bu videodan sonra direkt ücretsiz olarak abone olabilirsiniz kanalıma.
Bütün çilekli jöleyi pastamın üzerine gezdirdikten sonra ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonrasında buzdolabına kaldırıp bir gece buzdolabında bekletiyorum arkadaşlar. Ertesi günden pastamı hemen dolaptan çıkardım arkadaşlar. Şöyle güzelcene kesiyorum. Her bıçağı böyle kestikten sonra arkadaşlar böyle bir peçete yardımıyla temizleyin. Böyle pürüzsüz güzel dilimleriniz çıksın. Şöyle güzelcene dilimleri ayırıp pastamı sizler için servise hazırlıyorum. Gerçekten o kadar güzel, o kadar lezzetli oldu ki böyle yaz aylarına yakışacak çok güzel pratik bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle orman meyveleriyle böyle hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Tarif defterlerinize kesinlikle kaydedin diyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.